Fadik Sevin Atasoy oyuncu, yazar ve yapımcıdır. 1 Ekim 1975 Ankara doğumludur. Sanatla iç içe olan bir ailenin ferdi olan Fadik Sevin Atasoy'un kardeşi İbrahim Eren Keleş, devlet opera ve balesi bale sanatçısıdır. Annesi oyuncu Emel Göksu'dur. Babası 15 Aralık 2011'de aramızdan ayrılan ünlü oyuncu Sönmez Atasoy'dur. Fadik Sevin Atasoy resmin, müziğin, sanatın etkin olduğu, kendini rahatça ifade edebildiği eğlenceli bir ailede büyüdü. İlk öğrenimine başlayana kadar ailesiyle birlikte turnelerde ve sahne arkasında kendisini yetiştirdi. Adını babası Sönmez Atasoy'un o doğduğunda sahnelediği Fadik Kız adlı oyundan alan sanatçı, henüz 4 yaşındayken Selçuk Tiyatro Festivali'nde Devlet Tiyatroları'nın Teneke adlı oyununda rol aldı. Bu rolüyle 4 yaşında en iyi oyuncu ödülünü aldı. Okumayı öğrenir öğrenmez TRT Ankara Radyosu Çocuk Kulübü'ne girdi. Çocuklarla Baş Başa programında sözleşmeli olarak çalıştı. Ardından TRT'de çocuk programlarında oyunculuk ve sunuculuk yaptı. Ortaokul ve lise yıllarında devlet tiyatrolarının bazı oyunlarında rol aldı. Üniversite eğitimini ilk önce Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümünde aldı. Ancak sonrasında bu bölümü bıraktı ve Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü sınavlarında birinci olarak burs kazandı. Bu okuldan başarıyla mezun olduktan sonra yine aynı üniversitede oyunculuk sanatında diksiyon ve fonetik konulu bir tez vererek yüksek lisansını burslu olarak tamamladı. Türkiye'de aldığı eğitimlerin yanı sıra ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Bulgaristan'da da tiyatro ve oyunculuk üzerine eğitimler aldığı araştırmalar yaptı. 1998-2000 yıllarında Bilkent Akademi Senfoni Orkestrası ve Şef Gürer Aykal ile Anadolu konserlerinde sunuculuk yaptı. Oyun atölyesinde Haluk Bilginer'le beraber Molière'in Cimri adlı oyununda oynadı. 2003-2004 yılında Kültür Bakanlığı bursuyla İngiltere, Fransa ve Rusya'da tiyatro çalışmaları yaptı. Bulgaristan Devlet Tiyatrosu'nda Carmen'i oynadı ve bu ülkede Kırceli Türk Tiyatrosu'nu kurup tiyatro yönetmenliği yaptı. 2000-2005 yılları arasında Antalya Devlet Tiyatrosu'nda oyunculuk ve müdür yardımcılığı görevlerini üstlendi. 2008 yılında Sönmez Atasoy yönetiminde ABD'de yaşayan bir grup Türk sanatçı ile New York şehri Türk-Amerikan sanat topluluğunu kurdular. ABD'deki Türklere çağdaş Türk tiyatrosunu sevdirmek ve yetenekli gençleri eğiterek tiyatro dünyasına kazandırmak için ilk oyunları Kanlı Niger'ı Broadway Town Hall tiyatrosunda oynadılar. 2012'de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ABD'ye Türk Film Elçisi olarak atandı. Görevinin tamamlanmasının ardından Los Angeles'a yerleştiği ve bu ülkede bir prodüksiyon şirketi kurdu. 2015'te kendisinin yazıp oynadığı ve yapımcılığını da üstlendiği One Woman Show adında bir müzikal yaptı. Müzikal ABD'de seyircileri tarafından ayakta alkışlandı. Müze 90401 adlı oyununu ilk kez Amerika'da sergiledi ve böylelikle kendi yazdığı İngilizce tek kişilik oyununu Amerika'da sergileyen ilk Türk kadın oyuncu oldu. 2014'te Fadik ve Kırmızı Bavul isimli bir kitap yazdı. Kariyeri boyunca çok sayıda ödüle layık görülen Fadik Sevin Atasoy 2008 yılından itibaren çok sayıda festivalde de jüri üyeliği yaptı. Televizyon dünyasındaki oyunculuk kariyerine ise 2000 yılında Bizim Evin Halleri dizisiyle adım attı. Dudaktan Kalbe dizisinde canlandırdığı Leyla Paşazade karakteriyle tanınırlığı artmaya başladı. Ardından Serseri Aşıklar, Ah Be İstanbul, Kısmet, Sev Kardeşim, Ayrılık, Sonbahar, Ah Kalbim, Aynadaki Düşman gibi pek çok dizide oynadı. İlk sinema filmi deneyimini O Şimdi Mahkum filmiyle yaşadı. Ardından Hatıra Fotoğrafı, Mavi Pansiyon, Merhaba, Usta, I Love You, Geçerken Uğradım, Beyaz Melek, Zeynep'in 8 Günü gibi çok sayıda sinema filminde oynadı. Şu sıralar ise ATV ekranlarında yayınlanmakta olan Kardeşlerim dizisinde Şengül Eren karakterine hayat vermektedir. Bu dizide sergilediği başarılı oyunculuk performansı sayesinde BHT Moonlight ödüllerinde en iyi kadın dizi oyuncusu seçilmiştir. Donanımlı oyuncu İngilizce, İtalyanca, Almanca, Fransızca ve Bulgarca konuşabilmektedir. Azimli, çalışkan, disiplinli ve risk almayı seven sanatçı vejeteryandır. Terazi burcundandır, 1.65 boyundadır ve 61 kilodur. Sertifikalı bir yoga eğitmeni olan oyuncu, yoga ve boks gibi sporlarla ilgilenmektedir. Usta oyuncu, sosyal medyada Twitter ve Instagram'ı aktif bir şekilde kullanmaktadır. Farklı platformlarda adına açılmış pek çok
çok hayran sayfası mevcuttur. Bu videonun hazırlandığı sırada Twitter adresinde 111.800 takipçisi, mavi tıklı Instagram hesabında ise 390.000 takipçisi bulunmaktadır.